Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemek tarifi paylaşmayacağım. Çok daha farklı bir video paylaşacağım. Bugün evde çocuklarımızla yapabileceğimiz güzel bir etkinlik ve ayrıca faydalı bir çalışma olacak video. Evde domates yetiştirme ile ilgili güzel bir video hazırladık kızımla beraber. Bunun için malzemeleri size kızım sayacak. Sizi daha fazla bekletmeden tarifimizi, videomuzu uygulamaya başlıyoruz. İyi seyirler dilerim. 1 bardak su, 2 veya 3 tane domates, toprak ve saksı. Domatesimizi halka halka olacak şekilde kesiyoruz. Bunun için saksımızın büyüklüğüne göre 1 ya da 2 tane domates kullanabilirsiniz. Saksımıza ekeceğimiz kısımlar bu çekirdekli olan kısımlar olması lazım. Kenarlarda olan çekirdeksiz kısımları saksımıza ekmiyoruz. Bizim saksımız küçük olduğu için bu ince 4 dilim domates yeterli gelecektir. Şimdi yine tohumluk şekilde ayıracağım. Bir tane domatesim var. Onu da ortadan ikiye keseceğiz. Diğer domatesimizi ortadan ikiye bölüyoruz ve kaşık yardımıyla içerisindeki çekirdeklerini çıkartacağız. Evet, bu şekilde çekirdeklerini çıkartıyoruz. Bunları da yine toprağımıza ekerken kullanacağız. Domateslerimden bir tanesini bu şekilde halka halka doğradım. Diğer ikinci domatesimi de bu şekilde gördüğünüz gibi küçük ince çekirdeklerini çıkarttım. Bunları saksıma bu şekilde yerleştireceğim ortasına. Şunları da üzerine ekleyeceğim toprağa karıştıracağım. Ve en son olarak da bunları da üzerine toprakla beraber ekleyeceğim. Domateslerimi ekmek için ben şöyle geniş bir kova kullandım. İsterseniz siz saksı da kullanabilirsiniz. Saksımızın diplerini delerek yine noktalar oluşturduk. Eğer noktalar oluşturmasaydık, çünkü buralardan su gitmezdi ve çamur olurdu. Çamur olduğunda da domateslerimiz çürürdü. Evet, o yüzden kovamızın ya da saksımızın diplerini delmemiz gerekiyor. Şimdi ekme işlemimize başlayalım. Evet, saksımızı orta yerine kadar, yarısına kadar toprakla dolduruyoruz. Bu şekilde toprağımızı bastırıyoruz ve aradaki havayı alıyoruz. Şimdi domateslerimizi toprağımıza ekeceğiz. Koy bakalım. Evet. Tamam. Tamam. Domateslerimizi saksımıza yerleştirdik. Domatesimizin çekirdeklerini kullanabilmemiz için biraz geniş bir kap aldım. Ve buradan biraz toprak ekleyerek bunları güzel bir harman yapacağım. Ve buradaki domateslerimin üzerine bu şekilde yaptığım harmanı ekleyeceğim. Evet, mümkün olduğunca güzel karıştırmamız gerekiyor bu esnada. Bu çekirdekli toprağımızı şimdi domateslerimizin üzerine yavaş yavaş yayıyoruz. Yine güzelce toprağımızı bastırıyoruz. Evet, ve en son olarak da kalan toprağımızı saksımıza dolduruyoruz. Yine havasını alalım ve toprağımızı düzgünleştirelim. Eğer çok fazla toprak koyarsak filizlenmesi çok zor olur. Filizlenmesi kolay olması için azıcık koyarak filizlenmesinin kolay olmasını sağlıyoruz. Domatesimizi güneşli bir alana koyarak her gün ara ara sulayacağız. Ben de şimdi domatesimi sulamaya geçiyorum. Her yere eşit olacak bir şekilde suyumu sıkıyoruz.
Tamam. Ama çok fazla su vermiyoruz. İlk verişte çok fazla vermemiz lazım ki filizlenmesi sağlansın. Sonrasında daha az veriyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Çünkü böyle oldu. Ve havasını almak için bastırıyoruz. Yine. Bitti, bu kadar yeterli. Deneyecek olanlara kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Domateslerimiz 3 hafta sonrasında gördüğünüz gibi şu şekilde büyüdüler. Birazcık daha büyüdükten sonra dilerseniz toprağa geçirebilirsiniz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın.